Evet Şafak, İstanbul Fintech Haftası başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Finansal teknoloji alanında dünya çapından katılımcıların açık oturumlarla sektördeki gelişmeleri değerlendirdiği toplantının ayrıntılarını ve finansal teknolojinin ayrıntılarını konuşmak üzere canlı yayın konuğumuz KPMG'den Sinem Cantürk, Finansal Hizmetler Sektör Lideri. Sinem Hanım, öncelikle çok teşekkür ederiz. Öncelikle bir tanımlamadan başlamak istiyorum. Fintech nedir? Bir tanımlama istesek ne dersiniz ve finansal teknolojiler ve inovasyon konusunda nasıl çalışmalar var? Çok teşekkürler Burak Bey. Söylediğiniz gibi böyle bir büyük resimden bir içeri doğru girmeye çalışayım. Önce finansal teknolojiye girmeden önce bir finansal inovasyondan biraz bahsedeyim dilerseniz. Çünkü artık günümüzde finansal inovasyonun vazgeçilmez bir parçası var. O da müşteri deneyimi. Yani müşteriye yaşattığımız deneyim artık finansal inovasyonu da tetikleyen şey olmaya başladı. Müşteri deneyimi de çeşitli olgulardan besleniyor. Hele de yeni nesil müşteri deneyimi bazı konulara odaklanıyor. Onun başında şeffaflık geliyor. İkinci sırayı hız alıyor. Üçüncü sırayı basitlik alıyor. Dördüncü sırayı kişiselleştirilmiş çözümlerle iş yapma isteğimiz alıyor. Ve belki de son sırayı ve en önemli sırayı da diğer müşteri deneyimlerimizle birleştirilmiş çözümler sunulma isteği alıyor diyebiliriz. Şimdi bu beklentiler, bu müşteri beklentileri ışığında inovasyon da aslında şekillenmeye başlıyor. Ve finansal dünyada, yani finansal dünyadaki geleceğimiz de bugünkünden çok farklı bir noktaya gitmeye başlıyor. Endüstrilerin, platformların sınırlarının ortadan kalktığı, endüstrilerin çok daha fazla iç içe girdiği, finansal hizmetlerin ya da finansal operasyonların, ödeme araçlarının bütün bu platformların hemen arkasına bağlandığı, çok da ön planda olmadığı bir dünyaya doğru bizi götürüyor diyebiliriz. Yani finansal inovasyon bir noktada finansal teknolojilerin de yardımıyla finansal işlemleri gözümüzde görünmez kılacak ama bir noktada da diğer bütün operasyonlarımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirecek diye öngörüyoruz. Peki ikinci olarak daha somutlaştırmak istersek Fintech deyince hani aklımıza gelmesi gereken başlıklar nedir? Yani hangi teknolojileri kapsıyor? Şimdi o çok büyük bir soru. Burada saatlerce günümüzde konuştuğumuz finansal teknolojilerden bahsedebiliriz. O yüzden biraz daha dilerseniz öne çıkan 4-5 tane finansal teknolojiden bahsedeyim. Bugün burada İstanbul Fintech Haftası'ndayız. 15 ülkeden katılımcı var. Çok büyük bir katılım görüyoruz. Ve en çok öne çıkan konu nedir derseniz birinci sırayı açık bankacılığın aldığını görüyoruz. Açık bankacılık nedir? Avrupa Birliği'nde yeni hayatımıza giren PSD2 regülasyonuyla, mevzuatıyla birlikte artık bankaların müşterilerine hizmetlerini üçüncü taraflar üzerinden de sunabilmesine olanak sağlayan bir regülasyondan bahsediyoruz. Evet, Türkiye'de belki en yoğun konuştuğumuz gündem maddesi olmayabilir. Çünkü bugün itibariyle Avrupa Birliği üyesi değiliz. Ama Türkiye'de tabii ki bu finansal teknolojiyi yakından takip ediyor. Ama özellikle Avrupa Birliği'nde son 1,5 senedir en yoğun yatırıma alan ve en çok konuşulan teknolojilerin başında işte bu açık bankacılık kavramı geliyor. İkinci olarak neyi konuşuyoruz? Bence eminim siz de çok aşina olacaksınız. En azından terim olarak blok zinciri, blockchain. Şahıs olarak da çok ilgi duyduğum ve saatlerce konuşabileceğim bir konu. Ama şunu da açık yüreklilikle söylemem gerekir ki ben blok zincir yatırımlarının geçtiğimiz senelerde çok daha fazla olmasını ve çok daha ayağa yeri basan çözümlerle masaya gelebilmiş olmamızı öngörüyordum. Ama beklediğim gibi olmadı. Ama KPMG'nin beklentileri 2019 senesinin blok zincir tabanlı çözümlerin ve de ürünlerin hayata geçeceği ve gerçek hayatımızda kullanımda görebileceğimiz ürünlere dönüşebileceği bir sene olacağını bize söylüyor. Bir başka önemli nokta insurtech dediğimiz kavram finansal teknolojilerde. O da sigortalarla ilgili teknolojiler anlamına geliyor. Neden sigortacılık çok önemli? Çünkü sigortacılık aslında bankacılıktan sonra en önemli finansal oyuncuların olduğu bir sektör. Yani finansal dünyadan bahsetmem gerekirse ilk bankalar dersem ikinci söyleyeceğim kitle de sigortacılar olur. Ve sigortacılık sektörü Türkiye'de de dünyada da bankacılık sektörü kadar hem teknoloji açısından hem de müşteri deneyimi açısından o olgunluğa gelebilmiş bir sektör değil. O yüzden de sigorta
sigortacılıkla ilgili teknolojilerin sigortacılıkta bir devrim yaratacağına, çok daha müşteri deneyimini ve de karlılıkları çok daha farklı bir noktaya götüreceğini öngörüyoruz. Ve önümüzdeki senede konuşacağımız trendlerin gene ilk üçünün içinde olmasını bekliyoruz. Son belki bir konuyu da regülasyon teknolojileri olarak söyleyebilirim. RegTech, yani mevzuata uyum. Her şeyi mevzuata bağlıyor gibi gözükmek istemem ama son dönemde gerek dünyada gerek Türkiye'de finansal şirketlerin hayatına giren çok sayıda regülasyon oldu. İşte hepimizin çok yakından her gün gazete manşetlerinden takip ettiğimiz GDPR ya da kişisel verilerin korunma kanunu belki de bunun en başında geliyor. Artık her türlü operasyonumuzu, her türlü hareketimizde kişisel veriler kanununa uyumlu hareket etmemiz gerektiğini biliyoruz. Bunun yanında uluslararası finansal raporlama standartları var. Bunun işte IFRS 9'u, 16'sı, 17'si gibi her sene eklenen regülasyon var. Bunun yanında işte PSD2 dedik, açık bankacılık dedik. Bunun yanında MiFID var gibi çok sayıda regülasyon var. Bu regülasyonlar müşterilerimizin, yani finansal şirketlerin hayatına girdiğinde bu şirketler bu regülasyona uyumlu olmak için, yani o mevzuat riskini taşımamak için tabii ki çok büyük maliyetlere katlanmak durumunda kalıyorlar ve bu konulara yatırım yapmak durumunda kalıyorlar. Biz de KPMG olarak şunu söylüyoruz aslında. O zaman belki de regülasyon teknolojileri, yani RegTech şirketleri için çok doğru bir zamandayız. Kendilerini şu anda bu şirketlerin yanında konumlayıp aslında bu regülasyon için şirketlerin katlandığı maliyetleri aşağı çekebileceklerini göstermeleri için çok doğru bir zaman olacak sanırım 2019. Yani fintech dediğimizde, finansal teknolojide öne çıkan 4 alandan bahsettiniz. Aynen. Peki sizce Türkiye bu alanlardan hangisinde daha yüksek bir potansiyele sahip? Şimdi Türkiye pazarını şöyle söylemem lazım. Gene konuyu birazcık regülatöre bağlayacağım. Çünkü Türkiye bu pazarlardan ödeme konusunda ve elektronik, şöyle söyleyeyim, elektronik para, e-para ve de ödeme hizmetleri ve ödeme kuruluşları konusunda açık ara önde olan ülkelerden bir tanesi diyebilirim. Burada belki de söz gelmişken regülatöre, yani BDDK'ya da teşekkür etmek gerekir. Çünkü regülatör doğru zamanda bu fintech pazarının ya da finansal hizmetler pazarının içine girerse ve doğru zamanda riskleri kontrol altına alırsa bu pazarın çok sağlıklı bir şekilde geliştiğini görüyoruz. Ve biz bunu son 5 senedir Türkiye pazarında çok net bir şekilde gördük. Çok büyük oyuncular Türkiye pazarından çıktı ve hatta uluslararası platformlara kadar ulaştılar. O yüzden Türkiye'de hangi alan öncü derseniz ödeme hizmetleri alanı öncü diyebilirim. İkinci alan olarak kredi kartı operasyonlarını belki söylemem gerekebilir. Burada da Türkiye'deki çok büyük banka oyuncularının gerçekten çok inovatif çözümlerle pazara girdiklerini, fark yarattıklarını, hatta çözümlerini Avrupa'ya, Amerika'ya da pazarladıklarını görüyoruz. Evet, Türkiye'de belki daha farklı alanlara da önümüzdeki dönemlerde daha yoğun bir yatırım yapılmasını bekliyoruz. Ama tabii ki her şey sırayla olacaktır. Peki saydığınız Türkiye'nin potansiyeli yüksek olduğu alanları, peki geleceğe yönelik Türkiye'de ve dünyada finansal teknoloji alanındaki çalışmalar neler? Şöyle bir soruyla başlayayım. Şimdi bizim bir CIO araştırmamız var. Globalde yapıyoruz ve 20 senedir yapıyoruz. Her sene tekrarlıyoruz. Türkiye'den de katılımcılar oluyor. Hakikaten çok ses getiren bir araştırma. Biz bu sene o araştırmada şöyle bir soru sormuştuk. Yıkıcı inovasyonun nereden gelmesini bekliyorsunuz? Bize verilen yanıtlarda bir tane kalem çok öne çıktı. O da şu: fintech ve startuplardan gelmesini bekliyoruz dedi. Yani oyuncular o yıkıcı inovasyonun çok büyük bir oranda fintechlerden ve startuplardan gelmesini bekliyor. Ha, ikinci olarak nereden gelmesini bekliyoruz? Teknoloji devi dediğimiz teknoloji şirketlerinden. Üçüncü payda da biz içeride geliştireceğiz bunu diyoruz. Ve son noktada da rakiplerimizin bunu geliştireceğini söylüyoruz. Ama çok net bir şekilde yıkıcı inovasyonun aslında fintech ve startuplardan geleceğini artık hepimiz biliyoruz ya da bekliyoruz. Bu da bizi şöyle bir noktaya götürüyor. Artık bütün şirketlerin, kendine dijital şirket diyen her türlü şirketin ve her türlü bankanın bir fintech stratejisi sahibi olması gerekiyor. Bir fintech stratejisi olmalı. Fintech'le nasıl yaşayacağım? Fintech'le nasıl bir işbirliği yapacağım? Fintech'lere yatırım yapacak mıyım? Ne zaman doğru zaman olur? Nasıl bir yatırım yapmalıyım? Birlikte bir ürün mü geliştirmeliyim? Yoksa ben sadece o
teknolojiyi alıp acaba üzerine kendi bilgimi mi katmalıyım gibi. Bütün bunları planlayacakları stratejilere artık sahip olmaya başladıklarını görüyoruz. Çünkü fintechler, startuplar buradalar. Bizimle birlikte masada oturuyorlar ve burada da çabuk kalkacaklarını öngörmek yanlış bir şey olur. Burada bizimle birlikte oturmaya devam edecekler gibi gözüküyor. Peki dünyada finansal teknolojiler ne durumda? Öncü şirketler veya ülkeler var mı bu konuda? Şimdi tabii dünyada öncü şirketler var mı? Bankalar bu anlamda, yani finansal teknolojiler anlamında bankaların çok daha büyük öncülük sergilediğini söyleyebilirim. Yani çok daha inovatif oluyorlar. Burada tabii inovasyon bir noktada uzun soluklu bir strateji anlamına geliyor. Yani baktığımızda inovasyonu geliştirmek, yapmak, onu stratejinin bir parçası yapmak, onu kurum kültürünün bir parçası haline getirmek çok kolay bir şey değil. Ve bir noktada da yatırım isteyen, bütçe isteyen, zaman isteyen bazı konular. Şimdi bu gözle baktığımızda evet, bankalar gibi sektördeki çok büyük oyuncuların gerçekten hani bir noktada parasal güçlerinin de olduğunu göz önünde bulursak, bu tarz oyuncuların inovasyonun geliştirilmesi ve de pazara çıkması açısından daha önce olduğunu söyleyebilirim. Finansal teknolojilerin geliştirilmesi açısından bu alanın önünde bazı engeller olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer varsa sizce nasıl aşılır bu engeller? Güzel bir soru. Hatta bizim panelimizin de son sorusu. Gene konuyu biraz regülasyona bağlayacağım ama regülasyon bir bariyerdir demek istemiyorum. Yanlış bir nokta olur. Çünkü şunu kabul etmemiz lazım. Biz finansal şirket sahipleri ya da finansal hizmetler dünyasında çalışan kişiler olarak bizim tabii ki odaklandığımız konu şirketimizin karlılığı, daha çok para kazanabilmek, nasıl daha büyük bir müşteri portföyüne ulaşabilirim, müşteri deneyimini nasıl geliştirebilirim gibi konular ve inovasyon odaklı. Ama tabii ki regülatörden ya da mevzuattan bu bakış açısına sahip olmasını beklemek çok yanlış bir şey olur. Onların sahip oldukları bakış açısı ya da onların odaklandıkları şey belki de güven duygusu. Hem kamuoyuna verilen güven hem de dijital anlamda verilen güven. Dolayısıyla bizim ikimizin konuya farklı noktalardan yaklaşacağını bir kere kabul etmemiz lazım. Ama burada regülasyona ya da mevzuata ya da mevzuat yapıcılara nacizane ne önerebilirim dersek, inovasyon geliyor ve inovasyon gelecek. Ve inovasyon her zaman riskleriyle birlikte gelir. Dolayısıyla o inovasyonun arkasında kalırsa mevzuat, bu risklerin de gerçekleşmesi için bir zemin hazırlamış oluruz. O yüzden arkasında kalmamak, bilakis onun yanında yer almak ve o riskler gelmeden önce o riskleri nasıl yöneteceğimizi, nasıl kontrol altına alacağımızı, nasıl regüle edeceğimizi hep birlikte planlamak bu risklerin de gerçekleşmesinin önünü keser ve bu ortamın gelişmesini de destekler sanırım. Sinem Hanım, öncelikle çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayındı. Bir diğer konuğumuz Coop'tan Mustafa Baltacı. Kendisi burada aynı zamanda organizasyonun düzenleyici firmalarından. Kendisini davet edelim buraya. Size çok teşekkür ederiz Sinem Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.